2015 yılında D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda sihir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Özgür, yanındaki annesi Serpil Eroğlu'nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış. Aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken Ergün ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel'in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sanığın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Özgür'ün akli dengesinin tam olduğu belirtildi. Buna göre mahkeme heyeti sanığın işlediği suçlardan ötürü müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sen gene dikkat et ona yani.